Ölüm maçında attığın her mermiyi kafaya gönderip çok güzel bir oyun çıkarıp Ranked'da ölüm maçında gibi oynayamıyor musun? Veya Ranked'da 30-40 vurup bir sonraki maç 5-10 mu vuruyorsun? O zaman doğru videoya geldin. Hoş geldin. Bugün tutarsızlık sorununu çözeceğiz. Bu video sayesinde her maçı yüksek kill ve çoğu maçı da MVP bitireceksiniz. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız da sevinirim. Birazcık etkileşim olsun anladın mı? Hani orada bir siz de YouTube artık duyulalım arkadaşlar yani. Bu arada bu video fikrini şu anda ekrana gelen yorumdan aldım. Siz de eğer bu şekilde bana video içerikleri önermek isterseniz yorum yapabilirsiniz. Gönül isterdi ki Discord'a gelin fakat Discord kapatıldı. Yakında da duman yoluyla falan haberleşiriz artık. Neyse bir şey demiyorum neyse. Ben çok fazla konuşmadan en iyisi videoya geçeyim. Çevrenizdeki herkes ve neredeyse bütün YouTuber'lar her zaman söyler ki bir maç iyi oynayabilirsiniz veya bir sonraki maç kötü oynayabilirsiniz. Bu gayet normal şeyler falan filan. Fakat bu doğru değil arkadaşlar. Siz her maç her zaman en iyi performansınızı en iyi olmasa bile iyi bir performans gösterebilirsiniz. Şimdi neden en iyi gösteremezsiniz her zaman? Bundan bahsedeceğim. Fakat her zaman iyi bir performans gösterebilirsiniz. Eğer birazdan anlatacağım maddeleri dinleyip uygularsanız kesinlikle garanti veriyorum tutarsızlık sorununu çözeceksiniz. O halde maddelere geçelim. Bir tereddütte kalma sorunu. Şimdi bazı maçlarda böyle fark etmeden hepinizin şöyle bir şey dediği an olmuştur. Ana ben ara 20 kilo aldım lan falan böyle. Öyle durumlarda arkadaşlar fark etmeden tutarsızlık sorununu ve tereddütte ...tereddütte kalma sorununuzu yenmiş oluyorsunuz. Beyniniz o an kapanıyor ve sadece kollarınız çalışmaya başlıyor. Düşünmek yerine oyun bilginiz... ...yani oyun bilgini de düşünerek ediniyorsun falan... ...doğru işte anladınız siz bizim o detayı. Sadece o an oyunu düşünüp kollarınızı aktif bir şekilde oynuyorsunuz... ...ve taba bir anda bir basıyorsunuz... ...aa ben 30 kilo olmuşum lan ne ara oldu falan <laughs> filan... ...şeklinde düşünüyorsunuz. Keza kimi zaman böyle aa e-satmışım lan hiç fark etmedim falan filan... ...gibi bir duruma da girirsiniz. Bu da onların bir örneği. Bunlar tereddütte kalmadığınız anda oluyor ve tütte kalmazsanız her zaman bu şekilde performans gösteriyorsunuz. Acaba şuramdan adam çıkar mı? Acaba şuraya gitsem ölür müyüm? Acaba buraya piklesem ölür müyüm? Acaba buraya flash atmalıyım? Acaba direkt dik mi atmalıyım gibi gibi böyle şeylerde tereddüt etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. O fikir aklınıza uysun uymasın yapın. Çünkü o anda kollarınız sizi yönlendiriyor zaten. O fikri yine de yapacaksınız ve bunu korkarak yaparsanız bu sefer hiçbir sonuç vermez. En azından kendinizden emin bir şekilde yapın ki kesinlikle sonuç versin. Bu sizin takım arkadaşlarınızın verdiği taktikler için de geçerli. Eğer taktik size uymuyorsa fakat aşırı saçma değilse o taktiği uygulayın. Tereddüt etmeyin. Çünkü tereddüt etmek sizi zaten 1-0 geriye düşürüyor. 2- Titrek eğim sorunu. Birçoğunuzun titrek eğim sorunu var. Bu da kolunuza aşırı fazla kasmadan oluyor ve bunun önüne geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü eğer birazcık daha smooth bir eğime sahip olursanız o zaman eğiminiz daha tutarlı hareket edecek ve bu sayede her zaman her anda her pozisyonda adam vurabileceksiniz. Fakat tutarlı değil de trek beyime sahip olursanız bu sefer yine aynı pozisyonlarda adam vuracaksınız fakat dümdüz önünüzde yürüyen bir adamı bir anda vuramayacaksınız sonra aa imimen oldu falan filan oluyacaksınız. İşte bu yüzden bir tık daha smooth eğimde çalışmanız gerekiyor. Bunun için sizlere önerebileceğim antrenmanlar 1. Motion track 2. Switch track 3. Line trace 4. Multi line trace Eğer aim lapte bu senaryoları oynarsanız bir tık daha aiminiz smoothlaşır ve daha da düzgün tutarlı bir eğime sahip olmuş olursunuz. 3. Her zaman rakibin aynı hareketi yemesini beklemek. Şimdi siz bir önceki maç karşınıza sizden kötü rakipler geldiği için yaptığınız hareketleri rakip takıma yedirdiniz. Fakat bir sonraki maç durum böyle değil. Maalesef elo sistemi gereği siz birazcık iyi oynarsanız bu sefer rakibe 4 tane dangalak atıyor. Tamam mı? Açık konuşuyorum. Dangalak atıyor yani. Elo sistemi o 4 dangalakla beraber karşıya sizden daha iyi oyuncular koyuyor veya sizin düzeyinizde oyuncular koyuyor. Tabi bunun yanında birazcık da şans faktörü devreye giriyor. Eğer elolar aynıysa. Hal böyle olunca da rakip takım birazcık daha düşünebilmek kabiliyeti olan insanlar olduğu için için sizin ezber ve her round yaptığınız hareketleri yemiyor. Bu yüzden oynarken bir tık daha düşünerek hm, bu adamlar bunu yemedi. Başka bir taktik geliştirmeliyim falan gibi böyle taktikler düşünmeniz gerekiyor. Burada ekstra olarak bir tavsiye daha veriyorum. Tavsiyem de şudur. Öldükten sonra suçu takım arkadaşınızda aramak yerine her zaman ben o an ne yapabilirdim onu düşünün. Daha sonra takım arkadaşım benim için ne yapabilirdi bunu düşünün. Tamam bazen gerçekten sinirleniyoruz fakat sinirlerinize biraz hakim olmanız gerekiyor. Aksi halde sinirlerinize hakim olmazsanız işler daha kötü olur. Oluyor. Bir diğer konu ise belirli bir rol veya ajan mainleyememe durumu. Böyle olduğu zaman bir tık daha çerez olduğunuz için açıkçası her round ne yapabileceğiniz belir belirsiz oluyor. Bir rolde ve bir ajanda main olursanız en azından onu en iyi şekilde yapabildiğiniz için performansınız da her zaman iyi olur bu yüzden. Tabi burada oynadığınız rolün farklı ajanlarını da bilin. Onları çünkü bu rol bazında bir düşünce tarzı açıkçası. Ajan bilmek sadece o ajanın mekaniği için konuştuğum bir kısım. Önemli olan işte rolünüzün verdiği sorumluluğu düzgünce yerine getirebilmek. Fakat unutmayın her ajanı yine de ne yapabilir, ne tür trikleri vardır yine de bilmeniz gerekiyor. Çünkü o ajanlar sizin karşınızda oynuyor ve onların ne yapabileceğini az çok tahmin de etmeniz gerekiyor. Bu yüzden ben böyle dedim ama diğerlerini bilmemezlik etmeyin. Hop videonun ortalarına geldik ve sen belli ki bu videoyu sevdin hocam. Bu yüzden hemen aşağıdan bir beğenme butonuna basar mısın? Bak orada hemen tık diye basıp gelir misin? Ben mi? Ben mi? Eyvallah, eyvallah, teşekkür ederim o halde. Hadi devam edelim. Bir diğer sorun ise heyecan sorunu yüksek eloda çok olmasa da düşük eloda genel olarak bir heyecan sorunu var. Adam vuramayacak mıyım, vurabilecek miyim falan filan gibi böyle yine tereddüte gelen bir sorun. Fakat bu sorunu geçmeniz gerekiyor. Adam vuramasınız bile maksimum kaybedeceğiniz şey bir elo zaten. Bu yüzden heyecanlanmak yerine bir tık daha relax kalıp iyice oyuna odaklanmayı denerseniz daha rahat edeceksiniz. Eğer heyecanlanıyorsanız tavsiyem bir tık daha fazla eğim çalışmak veya eğim ısındırmak olabilir. Çünkü bir tık daha özgüven alıyorsunuz bu sayede. En azından heyecanınızı biraz olsun yenmiş oluyorsunuz. Veya bazı zamanlarda maç içerisinde inisiyatif alıp kill alırsanız da yine heyecanınızı bir tık daha düşürmüş olursunuz. Bunları ufak tefek deneyebilirsiniz yani. Bir diğer sorun ise düzgün olmayan bir komp. Düzgün olmayan komp açıkçası bu oyundaki yaşayabileceğiniz en kötü şeylerden birisi. Örnek veriyorum Lotus mapindeyiz. Takımımızda Omen, Chamber, Jet, Neon ve Fate var. Şimdi bu beşli komp olduğu zaman Sentinel alanında Chamber oynandığı için çok eksik kalınıyor. Ve eğer o Chamber C tutuyorsa herhangi bir aim üstünlüğü sergi ilemediğiniz sürece ve rakip takım zaten birazcık zeka sahipleri ise size skill'lerle eğim üstünlüğü sergiletmez. Puşlarlar ve bu sayıyı tutamazsınız. Yani Chamber'ın kıçıkırık bir tane J'si o sayıyı tutmak için yeterli değil. Bu yüzden komplarınızı bir tık daha düzgün ayarlamalısınız. Eğer chamber alıyorsanız bir tane daha sentinel alın ki tutunmayan sayıda daha garanti olsun. Ve chamber genel olarak birazcık daha aim fight çarı olduğu için daha çok fight aramaya çalışsın chamber oynayan kişi takımınızda. Bu bir örnekti tabii ki. Başka ajanlar için de keza bu geçerli. Umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır burada. Bir diğer sorun ise maç aralarında soğuyabiliyorsunuz. Bu sorunu da yenmek için bir daha fazla aim kasabilir, ısınabilirsiniz. Veya maç aralarında gidip aimle falan açıp oynayabilirsiniz. Tabii bu çok hard bir oyuncu iseniz yapmanız gereken bir şey bence. Bu maç aralarında soğuma meselesi de zaten çok 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 nadir olabilecek bir şey anladın mı? ama bu da bir sebep olabileceğinden dolayı buraya koydum açıkçası. Maça girdiğiniz zaman da ısınmak için birkaç tane strafe atsanız yeterli. Ve bir diğer sorun. En önemlisi özgüven sorunu. Buradaki bütün anlattığım başlıkların en üstünde yer alıyor ve hepsini içine kapsıyor. Özgüveninizi her zaman yüksek tutun. Özgüveniniz olmazsa heyecanlanır. Tereddütte kalırsınız. Çerez gibi takılırsınız. Titrek bir eğimin rakibiniz olur. Bunu bahsetmeme gerekiyor yok. Yani az çok koşa koşa vurmaya falan çalışırsınız hatta. Rakibin her zaman aynı hareketi tekrar tekrar yaparsanız çünkü zaten salmışsınız. Hal böyle olunca sürekli ölünce de soğursunuz. Bu yüzden özgüveninizi bir tık daha yüksekte tutmanız gerekiyor. Mentalite açıkçası çok 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 önemli. Bir sonraki maça acaba ben maç yine 5 vuracak mıyım? Önceki maç 30 vurdum gibi bir düşünceyle girerseniz muhtemelen yine 5 vuracaksınız. Bu yüzden özgüven konusunda olabildiğince yüksek tutup dikkat etmeye çalışın. Sizden daha iyi olan olamazlar. Her zaman bunu düşünerek oynayın. Eğer sizden daha iyilerse de o zaman daha akıllıca oynamaya çalışın. Özgüven için de verebileceğim tavsiye bu. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim tekrardan. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.